VAR rezaleti. Kayseri Spor'un Antalya Spor'un. Evet. Oo. Çocukluğum benim Kayseri Merkez'de geçti. Bağ sayfiye beğendik bağlarında biz yazları. O eski usul, ben 73 doğumluyum. Eski usul göçleri yaşayan belki de son neslim. Çocukluğum Küçük Ali Mahallesi'nde geçti. Melikgazi'de geçti. Kışları oradaydık. Yazları okullar kapanırdı. O göç kamyonlarıyla biz bağımıza göçerdik. Okul açıldıktan birkaç hafta sonra Eylül sonu itibariyle de Kayseri'mize tekrar dönerdik. Tabii ki Hacılar Merkezi'ni burada dedem işte 50'lerde falan Kayseri'ye göçmüşler. Hacılar Merkezi'nde yaşayan tabii ki akrabalarımız var. Hacılara her zaman gideriz, geliriz. Biliyorum yani otobüslerin ilçemizde olduğunu, işte Hacılar Meydanı'nın eski halini, hep irtibat halindeydik ki zaten öyle olmasa bu gönül işi dedik ya, biz 2002'den, 2003'ün başındaki kongreden beri, 2000'den beri partideyiz zaten de, 2003 kongresiyle birlikte bir Hacılar AK Parti teşkilatında görev aldım. Orada değişik kademelerde, seçim işleri başkanlığı, efendim işte hukuk işleri başkanlığı derken 2011'e kadar ben aktif olarak görev yaptım. 2014'te meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı görevini yürüttük. Bunların hepsi hacılarımıza olan sevdamızdan, hacılarımıza olan hizmet aşkımızdan kaynaklanan şeyler. Bu koltuğun hayalini hangi yaşlarda kurmaya başladınız? Ben işin doğrusu çocukluğumda Hacılar Belediye Başkanı olayım diye düşünmemiştim. Yani ama siyasette ilgim vardı. Yani şöyle vardı. Ben demin dedim ya 73 doğumluyum. 1983 Özal, rahmetli Özal Cumhurbaşkanımızın mekanı cennet olsun. İlk seçimlerini dün gibi hatırlarım. Orada Turgut Sunal ve Necdet Çarp'la birebir seçim tartışmalarını 19 Kasım ayında olmuştu. Çok iyi hatırlıyorum. Ve o kabineden de isimler sayabilirim. Yani Ahmet Kurtçebe, Atatürk'ün işte Hasan Doğan, Kamran İnan, efendim işte Ekrem Pakdemirli, böyle meraklıydım. İşte devlet başkanı, efendim işte Bülent Ulusu'dan sonra Kenan Evren şehir gezileri falan, siyasetle ilgim vardı. Ama ben hani ileride ya ben bir belediye başkanı olayım, işte şöyle yapayım, böyle yapayım, idareci olayım falan değil, ama hani şunu biliyordum, bu memlekete nasıl destek olabiliriz? Bu memleketin sorunları, ilgili bir çocuk olduğum için belki oradan gelmiştir. İlkokulda hep sınıf başkanı oldum işin doğrusu. Ortaokulda çok vaktimiz olmadı böyle gençlik. Lisede yine bir başkan yardımcılığı tecrübem olmuştu. Orada da ya dedim ki bugün buralarda söz sahibi olamazsak yarın devlet yönetiminde ne olur? Bunları düşünmüştüm 1988'lerde falan. Ben hiçbir zaman için siyasette hiçbir göreve talip olmadım. Bunu hep söylerim. Ama bu kötü bir şey midir talip olmak? Değildir bunu söylerken de, ama hani işte biz ilçe teşkilatına girerken bir gün işte belediye başkanı olalım falan gibi bir hesap içerisinde olmadık. İlçemize nasıl faydamız olabilir ki? O ilçe teşkilatında yaptığımız işler de elhamdülillah alnımızın akıyla çıktık. 2004 yerel seçimleriyle başladı o seçim serüvenimiz. Ne kadar referandum varsa gördük, ne kadar cumhurbaşkanlığı seçim varsa gördük, ne kadar yerel seçim varsa o tarihten itibaren hepsinden de alnımızın akıyla çıktık elhamdülillah. Koltuğun değil hizmetin hayali. Tabii ki sonrasında da Allah nasip etti. Başkan vekil olarak Doğan Başkanım'a Allah şifa versin. Doğan Başkan rahatsızlığından sonra başkan vekili olduğumuzda da biz başkan adayıyız dahi demedik. Sadece genel merkezimiz, il başkanlığımız aday olmamız gerekiyorsa bilirsiniz o dilekçeler alınır. Onun dışında şunu da her zaman söylerim ben. Hiçbir önceki dönem bakanlarıma, il başkanıma, milletvekilime veya işte büyükşehir belediye başkanımıza, önceki dönem veya şimdiki başkanımıza falan da ya ben aday dilekçesi verdim, sayın başkanım, sayın vekilim, sayın bakanım bilginiz olsun dahi demedim. Ben o tür şeyleri sevmiyorum. Bu işlerin nasip kısmet işidir. Sorulur bana konuşuruz derken. 2024'te aday olmazsanız ne olur? Dünyanın sonu olmaz. Ya bu kültürü de geliştirmemiz gerekiyor. Ben avukatlık yapan biriydim. Şu an yapmıyorum. Ofisimi bıraktım. Birlikte çalıştığım arkadaşlarım o avukatlık bürosunu devam ettiriyorlar. Benim hiçbir resmi veya gayri resmi bağlantım yok. Olmazsa ne olur? Giderim.
bıraktığım ofise arkadaşlar ben geldim. Nereden başlıyoruz? Bitti. Çocukluğunuzdan itibaren ki takip ettiğiniz dönemden bu yana siyaset kültüründe nasıl bir şey gelişti ya da değişti? Kısaca. Şimdi şu o zamankiyle bu zamankini kıyaslayalım derseniz üzülerek müşahede ettiğim bir şey var. Bu zaman siyasi nezaketin maalesef olmadığını görüyorum. Yani geçtiğimiz günlerde şimdi ben burada efendim şöyleydi böyleydi falan değil ama yani hiç kimsenin haddine değildir bir cumhurbaşkanına ki sayın cumhurbaşkanımıza efendim işte diktatör benzetmesi falan yapmak hiç haddi. Neden? Sandık kurulmuş mu arkadaş? Kurulmuş. Bitmiş. Sandık ne demiş? Sayın Cumhurbaşkanımız 152 ile almış. Bu ha baktığımız zaman geçmişten beri o siyasi çizginin zaten tüm rahmetli Menderes'e, rahmetli Özal'a hep diktatör benzetmeleri olduğunu görüyoruz. Şaşırdık mı şaşırmadık. Ben burada yerel de gördüm bunu işin doğrusu. Biz 2019 seçimlerinde sahada tabii ki demokratik bir o şekilde yarıştık. Demokratik bir yarış oldu eyvallah ama yerel siyasette dahi insanların makam için, koltuk için doğruluğundan emin olmadığı bilgileri paylaştığını üzülerek gördüm. Tamam geçmişte de bu hani Anavatan Doğru Yol efendim işte Refah Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi falan vardı eyvallah. Bunlar da zaten köklü siyasi geçmişlerdir. Çocukluğumda hatırlıyorum babalarımızın, yakınlarımızın işte Demirel bunu dedi, Özal bunu dedi falan ama hani daha hoştu bunlar. Ve sonuçta tatlıyla tatlı bağlanırdı sonu. Özlüyor musunuz? Şöyle özlüyorum. Meseleler orada bizim hukuk, ceza hukukuyla çok ilgilenmezdim. Ben ticaret hukuku ve iş hukuku, gayrimenkul hukukuyla ilgilenirdik. Bir giriş gelişme sonuç deriz ya. Orada davayı açarsınız, duruşmalar, efendim işte karar, tembiz, istinaf falan deriz ya bunlar. Özlediğim noktalar bunlar. Öteki türlü buranın hazı çok daha farklı. Nedir o? Bu nedir? Manevi haz çok farklı burada. Bir insanın size gelip bir işe vesile olmanız, yani yol park yakmak değil, başka türlü sorunlar olup, çünkü bizim ilçemizde insanlar başkanlarını eğer kendinden büyükse abisi görür, kendinden küçükse kardeşi görür, evladı yaşındaysa evladı görür. Mahrem diye bir şey yoktur evvelallah bu olumlu manada. Her şey derdini anla size sırdaş olarak görür. Bu sırdaş olarak da bu sırlar da sizde kalır. Bunu da bilirler. Siz onun derdini çözebiliyorsanız, orada onun sorununu ortadan kaldırabiliyorsanız bu artık hani haz dediğim, manevi haz dediğim hadise. Yoksa bizim tabii ki görevlerimiz var. Park yapmak, yol yapmak, işte kentsel dönüşümü hızlandırmak gibi. Özlüyor musunuz dediğiniz zaman duruşmaları özlüyorum tabii. Yani o ama şimdi pandemi döneminde adliyenin durumuna bakıp halime şükrediyorum. Evet, hobileriniz nelerdir, vakit ayırabiliyor musunuz? Aslında hobiler derken ben yürüyüş yapmayı, turizm noktası dedik ya hani hacılarımızın güzelliklerini bir taraftan da hani o başkan yardımcısı döneminden bisiklet sürmeyi biraz daha geliştirmek istedik. Kayakta başarılı olamadım, korkuyorum. Acemi pistinde biraz denemeler yaptık. O bizim Hacılar Kapı'daki Acem pisti çok kısadır zaten. En son denemem herhalde 4 sene önce falan oldu. Ondan sonra hiç fırsat bulamadık. Ama bizim çocuklar başardılar. Kızım ve oğlum. En küçük bir kızım daha var da. Büyük ve ortancalar kayağı öğrendiler elhamdülillah. Yürüyüş yapmayı severim. Hobiler noktasında kitap okumak elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Günlük basını da ayrıca takip etmeye çalışıyorum. Hobi demeyeyim ama en çok hoşlandığım şey ailemle vakit geçirmek, fırsat buldukça. Bu hafta sonu yasakları tabii biraz işimize geldi ama çok özlüyordum. Biraz fırsat oldu. Çünkü onların çocuklukları, gençlikleri birden oluyor. Yani siz de biliyorsunuzdur. Onlarla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. Büyüklerimle, annemle, babamla mümkün mertebe yine tabii ki kayınvalidemle, kayınbabamla da bizim için hepsi birdir. Bunun altını çizelim. Onlarla ilgilenmek, onların halatını sormak da bizim için çok büyük huzur verici işlerden. Ne okuyorsunuz bu aralar? Bu ara ne okudum? En son ben şu an elimde Tutsak Güneş. Ayşe Kulün müydü? Değil mi? Tutsak Güneş'i bitirmek üzereyim.
Ahmet Günbay'dan geçen hafta babamdan sonrayı okudum. Bir inatçı birinin inadın nelere mal olduğuna yönelik bir sürükleyici bir romandı. Ondan sonra bunları okumaya çalışıyorum işin doğrusu. Hangi yazarları çok seversiniz? İlk üçte ne var? İlk üçte Ayşe Külün vardır. İskender Pala'yı bitiremedim. Ondan sonra Sinan Yağmur. Eşim daha çok okur aslında. Hem bu bestsellerleri hem de Turgut Özakman'dan başlayıp bitiremediğim Çılgın Türkler var tabii. Ama hani gerçekten çılgın. Ama neticede okuma saatlerini evde yapmaya çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte bu aralar bir kere bitirdim. İkinci kere döndüm. Bu pandeminin bana faydaları. Ve ne gördünüz orada? Ne gördüm? Bir şey keşfettiniz. Keşfettim. Orada ne gördüm? Cenab-ı Hakk'ın doğruyu gerek kitaplarıyla tabii ki dört büyük kitabımızda ve aradaki peygamberlerimizle her zaman ilettiğini ama insanların gördüğü halde, gerçeği gördüğü halde inanmamak için elinden geleni yaptığı. İnanmayacaksa da Hazreti Nuh'un biliyorsunuz oğlunun olmadığı, inanmadığı, Hazreti Lut'un eşinin inanmadığı ve helak oldukları gerçeği. Bu helak olmaların da bir anda olmadığı. Ve ben kendi üzerimde şunu gördüm. Yani hani bazen diyor ya insan ya bunları niye anlamıyorlar? Anlamaz. Bu böyle olmuş zaten. Ve dünyada olup bitenlerin bir tarafın hali refah içerisinde olması, bir tarafın da sıkıntılı olmasının bugüne has bir şey olmadığını gördüm. Mücadelenin hep olduğunu gördüm. Peygamber Efendimizin ne zorluklarla yaşadığını ve kendime de bunu destire dönüyorum zaten. Tabii ki gerek siyasi hayatımızda, gerekse ülke hayatında, gerekse kişisel özelimizde baktığımızda, bir sorunla karşılaştığımızda sorunları büyütmememiz gerektiğini ve şükretmemiz gerektiğini anladım. İkinci kere de o yüzden okuyayım. İnşallah fırsat buldukça da Kur'an-ı Kerim hem diğer kitaplar hem de başta Kur'an'ı okumaya çalışıyorum ve okumalıyız. Hepimiz okumalıyız. Her Müslümanın en az bir kere Kur'an-ı Kerim'i hem Arapçası hem mealinden okuması gerektiğine inanıyorum. Yani bu varoluşun neden varız, niye varız, insanlar neler yaşamışlar, Cenab-ı Hak mucizeleri hangi alanlarda göstermiş, mucizeleri gördükleri halde işte kör kuyularda Yusuf'un, işte saraylarda Musa'nın nasıl büyüdüğü, değil mi? Yani inanmanın ne demek olduğunu, inanırsak sonuçta huzura nasıl erileceği. İnanmayan insan zaten inanmıyor. Yani biz yaşadık, öldük, bizden öncekilerde dün okuduğum sayfalarda onu söylüyor. Yani diyor ki inanmayanlar, hadi nereden çıkıyor bunlar öldükten sonra dirilme diyor. Annemiz babamız da öldü, dirilen yok diyor. Yani olayı bu kadar basit indirgeyebiliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de hayat var. Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Şunu söylemek istiyorum. Tüm halkımıza, insanlarımıza şükretmeliyiz. Bir kere her sabah uyandığımızda şükretmeliyiz. Yani sağlığımız olduğuna şükretmeliyiz. Çoluğumuz, çocuğumuz varsa onların sağlıklı olduğuna şükretmeliyiz. İşimiz olduğuna şükretmeliyiz. Ve bu şükrün gereği de nankörlükten kaçınmalıyız. Daha iyi bir dünya için ne yapmamız gerektiğini her zaman mülahaza etmeliyiz. Bulunduğumuz konumun farkında olmalıyız. Daha iyisini nasıl yaparız? Onun hakkını vermeliyiz. Bunun derdinde olmalıyız. Ve nefes aldığımız için Yaradan'a şükretmeliyiz. Ben hep şükür diyorum. Çünkü neden bunu söylüyorum? Şükretmezsek farkında olamayız.